Eskişehir'de haberler kötü. 2-0'lık üstünlüğü var. Konuk ekip İzlanda'nın e, tabii ki bu bizim için e, maç böyle biterse her şeyin bittiği anlamına gelecek. Ve Dünya Kupası'na katılmak e, hayal olacak. Oraya turist olarak gideceğiz. E, sahaya çıkan 11 e, ve e, ilk 45 dakikaya dair Erman Toroğlu ile değerlendirmelerde bulunacağız. Ve ikinci yarıya dair tahminlerini alacağız. E, umarız size umut verebileceğimiz bir yayın olur Olur mu hocam? Ya futbol bu her şey olur. İnşallah da olur. Hocam futbolda olmayacak bir şey yok da görüntü kötü. Yani görüntü lehimize nasıl döner? Bir gol buluruz. Baskı yaparız. ikiyi buluruz. Bir baskı bulur. Üçü buluruz filan da o görüntü yok. Hocam çok büyük umutlarla ayağına kadar gittiğimiz gözünde boncuk olan Lucescu teknik direktörümüz sahada yok. Sen neden bahsediyor ya? Milli takım olmamış çok mu? Ayağına gidip trilyonlar verdiğimiz sanki bulunmadık hiç kumaşı olan teknik direktörümüz sahada yok. Serkan. Yani sen bana ne dersen de şu, şu, şu bu şuna benziyor. Sen buranın müdürüsün. Seni yukarıda bir odaya alıyorlar. Şu anda bir program yapılıyor. Benim karşımda birisi var. Sen diyorsun ki şöyle yapın, böyle yapın, şunu yapın. Halbuki sen burada olsan farklı bir şey olacak. Sen burada olsan bana başka bir şey söyleyeceksin. Başka bir şey ortalayacaksın. Ama senin kulağına birisi söylüyor. Sen yukarıdasın. O bana söylüyor. Kulaktan kulağa. Ben onu badem yaparım. Şu anda öyleyiz. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü ceza aldığı için sahada yok. Aynı cezayı olan Lucescu, bir sonraki maçta göstere göstere Buran yaptığı penaltıyı bizi yedirmeye kalktı, bize kural öğretmeye kalktı. Bu adamları nereden buluyorsunuz ya hocam? Ben bu adama bugün 3-0 galip gelsek de aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani Söylediniz zaten. biz dünya kubasına gitsek de bu adama aynı şeyleri söyleyeceğim. Biz dünya kubasına gitsek, dünya kubasını alsak da gidip Arda'yı getiren, Arda'yla beraber çıkan bu milli takımı aynı şeyi söyleyeceğim hocam. Bana bunun haricinde bir şey söyle demeyeceksiniz. Ama gönlüm galip gelelim istiyorum. Galip gelelim de nasıl olacağız? İşimiz sakat. Böyle bir orta sahayla bu milli takıma ya böyle bir orta sahayla bu rakip milli takıma böyle çıkılır mı ya? Ya İzlanda'yı hiç hocam, izlememiş olmak hocam. lazım. Hocam. Bizim rakibimiz İzlanda. Bizim rakibimiz Sana nasıl söyleyeyim böyle taştan maçtan yapılma böyle biraz çakır taşından filan bir tip. Biz böyle helva, toz şeker, böyle şey e, ne bileyim muhallebi, ne bileyim sana kazan dibi gibi bir orta sahamız var. Ya kazan dibi serttir hocam kimi yok zaman. Yok Kazan dibi de yani muhallebiye göre. Şimdi karşıdaki dört tane adam çatır çutur oynuyor. Dört tane değil on da oynuyor, on tanesi oynuyor da. Ya bizim orta saha nasıl olur abi ya? Ya bu Arda'ya Marda'ya nasıl tahammül ediyorsunuz? Ya siz, ya bu insanlar Türk insanını geri zekalı mı zannediyor ya? Arda ödül alıyor. 50. 100. milli 100. maç. 100. 100. milli maç tepki alıyor ya. Ya Türkiye'de doğru insanlar ve akıllı insanlar var. Türkiye'de doğru, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven akıllı insanlar var ya. Türkiye'de aptal yerine konulmayan akıllı insanlar var. Bu Arda'ya tepki gösteriyorlar. Hocam kusura bakma ya. Bu başka bir milli maç. Dünya Kupası'na gitsek, finale alsak ben isyan edeceğim. Hocam bir şeyleri doğru yapmamız lazım ya. Böyle gidemeyiz. Hocam böyle gittiğimiz zaman bir yere varamayız ya. Bir hala da aynı diyoruz ya. Bunu yapan kim? <laughs> Futbol Federasyonu Başkanı ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Bu kadar basit ya. Bunu yapan kim abi? Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu. Ben karar vermiyorum. Onlar veriyorlar. Ya böyle bir olay yapılır mı ya? Hocam roman yazılır. Şu maç bitsin de ben size bir roman yazayım. İnşallah yazmam. Gönlüm yazmamaktan yana. Ama bu maç böyle biterse ben baya bir roman yazacağım hocam size. Kusura bakmayın. O, Topaz, o romanda Topaz, da baya değişik isimler Mehmet Topal Stoper Serdar Aziz 18'de yok. Tribünde. Maç eksiği herkesçe bilinen kendisi de basın toplantısında söyledi Arda Turan 11'de Cengiz Ünder pırıl pırıl bir gencimiz onun yerine 11 çıksa hiçbirimizin şaşırmayacağı Cengiz de fazla oynamadı, de. Roma'da da tribünde tribüne çıkacak kadar değil tribünde yani şu anda Arda'nın yerine sahada koyulacak belki Yunus Mallı Emre Mor var Emre Mor maç eksiği var hani ne yapacağız bilemiyorum yani insan Ömer Toprak niye yedek Serdar Aziz niye 18'de değil? Mehmet Topal niye stoper? İzlanda gibi bir takımın karşısında hocam ilk maçımızda bu adamların bir 11'i vardı ya. Bir kişi değişik. Bizde kaç kişi değişik biliyor musun? 7. Ve bu adamların ne oynadığını artık dünya biliyor. O zaman Nasıl ne bir oluyor takımla karşı gerektiğini de. 7 ise Ayva'yı 7 oluyor. Daha yemedik Ayva'yı da yemek üzereyiz. Yok yani İnşallah yemeyiz. Bizim, bizim tabii çok kıymetli oyuncularımız oluyor. var devre arasında Şu anda ayva yemedik. Tayfur Avutçu da şu anda yok. Biliyorsun devre arasında şu anda o futbolcunun bütün psikolojisi e, uzun bir süredir mat, e, takım çalıştırmamış. Lutescu'nun yardımcısı olarak e, milli takım heyetine giren çok Onlar da kıymetli da çok da kıymetli bir futbol adamıdır Tayfur Avutçu. On nereden buldular? O ile iletişimleri var hocam Beşiktaş sürecinde herhalde. Beşiktaş oğlunu getirmek için futbol federasyonuyla pazarlık yaparken futbol federasyonuyla pazarlık yaparken Lucescu oğlunu getirmek için bıktırtmış federasyondakileri Öyle ya. Öyle mi? Evet ya bıktırtmış. Ben o detayı oğlum bilmiyorum. Oğlum gelsin, oğlum gelsin, gelmesin, ben oğlum gelsin, gelmesin. Galatasaray tarafına duymuştum. Federasyondakileri duymuştur. bıktırtmış. Galatasaray tarafına duymuştum. Onu bilmiyorum. Ama Bak ne kadar net konuşuyorum. Bilmiyorum. Demişler ki ya kardeşim oğlunu istemiyoruz ya. İşte bir cümle daha söyleyeceğim ayıp olacak Yok yok. Ya. İnşallah çeviririz maçı ya. İnşallah. Ee, çevirecek İnşallah oyuncularımız abi. da var. Şimdi tabii genç Yusuf Yazıcı... Emre Mor tabii ne durumda bilmiyoruz. Enes Ünal. Yani bu oyuncular her an her şeyi yapabilir. Ya yani bir şey söyleyeyim mi artık son dakikalarda 2-2'ye iki falan getirirsek e, bu Selçuk bir frik katıp yine bizi e, dev bir organizasyona götürür mü diye Selçuk bile sahaya sürülebilir Yani hani bilmiyorum bir şeyler yapılması lazım. Bir şeyler yapılması gerektiği maç iyi gitmiyorken hocam 15. Hocam, 15. 15. Zaman, dakikada değil ya? ya. Papaz her zaman 15. Yer dakikada belli değil miydi hocam? nereye gitti? gol gelecek dedik. Hocam 15 dakikada diye ben kadroyu gördüm bir tuhaf geldi bana kadro. Yani. Kardonun, kadronun, kadronun 4 orta sahası Pandispanya gibi ya 3.5. Üç 3.5 buçuk. Üç buçuk Pandispanya. Arda, Oğuzhan, Emre. Öteki de yarım. 3.5. 3.5. 3.5 Manya. Ya madem illa Mehmet Topal'ı oynatacaksın bari orta sahayı güçlü tut orta sahada oynat diyesi geliyor insanın ki dedim bile yani. Ee, hakikaten biraz sinir bozucu bir 11 ve anlayışla çıktık. En çıkılmayacak takıma karşı çıktık. Yani adeta Lucescu İzlanda'yı ne Avrupa Şampiyonası'nda ne önceki Avrupa Şampiyonası elemelerinde ne bu Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası elemelerinde sanki izlememiş hocam. Yani İzlanda'nın ne oynayacağı belli, takımın yapısı belli. Bir kişi değişmiş ya bir maç öncesine göre. Bir kişi. Zaten 300 bin kişiler, zaten bu kadar futbolcu var ülkede. Lucescu'nun beyninde... Her şey tamamdı, oynatıyordu. O zaman Lucescu için bir gazeteci arkadaşımın yazdığı doğru olsa gerek. Nasıl? Bir gazeteci arkadaşımız Lucescu için bir şey yazmıştı ya. İbrahim. Ne yazmıştı hocam? Hayır yani o... Yani Bilmiyorum o... tabii. Yani şimdi buna baktığım zaman beyanatına falan e, beynimde oynadım diyor. İnşallah de ikinci yarı oynar. Çok değişik işler yapar. Helal olsun deriz ya. İnşallah ya. İnşallah. Çünkü futbolda can çıkmadan Hocam ben bir şey yanlış yorumluyorum Lütfen düzeltin. Dün basın toplantısında ben 90 dakika çıkartamam maç eksim var dedi ha, haliyle Arda Turan. Şimdi maça Arda ile başlayayım yerine maçın gidişatına göre Arda bir değerdir. Adam eksiltir, çizgiye iner, e, kaleye içine top çıkartır. Diye. Yani 60'tan sonra 70'ten sonra düşünse daha mantıklı değil miydi? En azından bunu sormak isterim. Hadi Mehmet Topal'ın stoperliğini falan geçtim. Bütün teknik adamlar oynatıyor zaten artık stoper hocam, Mehmet Topal'ı. Hocam. Teknik direktör olsam. Teknik direktör olsam. Arda'nın basın toplantısını. Bunu Caner golde hatalıydı ilk golde onu da söyleyelim. Arda'nın basın toplantısını akşam izlerim. Suratına bakarım gözlerine. Bu adamdan fayda gelmez dedim. Bak çok da söylüyorum sana bir şey. Bugün izledim. Bizim televizyonu açtım bizim kanalı. Arda'nın konuşmasını seyrettim suratına baktım. Çünkü televizyon yalan söylemez. Gözler var ya gözler. Yönetmen göze girdiği zaman bu gözle aldatamazsın. Yazarak aldatırsın. Gözlerine baktım. O adamın oynamama şansı lazım. Oynarsa bir fayda sağlamaz. Adam diyor ki ben orsam ben oynarsam bir fayda sağlamam diyor. Aynı şeyi ben de söyledim hocam. Neden? Şöyle dedi Arda. Fiziksel olarak hazır değilim ama mental olarak hazırım. Çok özür dilerim de satranç değil bu fizikle oynanan bir oyun. Kumarhaneye gidip kumar oynarsan hani ben kumarbaz değilim. Hani kumar oynayan insanlardan biliyorum. Mesela kumar oynayan insanlar kumarhaneye gidiyorlar. Orada şekilleri değişiyor. Bir anda mesela değişik basıyorlar falan kazanıyorlar. Bu kumar değil ki kazanasın. Mental bir Arda. durum değil bu. Bu kumar değil. Kumarhaneye giden insanları biliyorum. Bazen gider seyrederim onları. Kumar oynarlarken değişik değişik kumar oynarlar. Orada adrenalinleri yükselir kumar oynayanların. Hocam, Futbol Arda... kumar değil Arda. Hocam Arda zorla kendini Onun için yani Arda bilmez. Ya. Kumarı bilen bildiğini zannetmiyorum da. hani onun için söylüyorum. Arda kendini zorla oynattırma diye Lutescu'ya açıkça da söyledi çocuk. Fiziksel olarak hazır değilim. Türk futbolunun en önemli maçlarından birisi Dünya Kupası'na katılacağız. Eşik maçı. Ben fiziksel olarak hazır değilim dedi. Daha ne desin hocam? Sporcu bu. Sat, satrançta bir spor da yani satrançta mental olarak hazırım. Hani çok uzarsa bu satranç oyunu fiziksel olarak dayanmayıp uyuyabilirim diyebilirsin. Ha mental olarak hazırım. Ben de hazırım hocam mental olarak. Dünya Dünya Kupası finali oynamaya mental olarak hazırım ama fizik bu. Ben bunu şeyde oynayamam de, yani. Sen mental fizik satranç dedin de ben kumarda diyorum Mesela ben kumar Arda, seyrenmeyi... Arda ben illa oynayacağım dememiştir sanmıyorum yani. Dedi zaten dün açık açık ben hazır değilim dedi. Ya ben hazır değilim diyen, ağzıyla diyen oyuncuyu nasıl sahaya sürersin ya? Ben bunu anlamıyorum hocam. Kim o süren? İşte Lücescu. Tayfun Hoca değildir yani. Lücescu'yu getiren kim? Bilmiyorum hocam. Federasyon, futbol federasyonu. Ukrayna Futbol Federasyonu. <laughs> Lücescu'yu iyi tanıyorlar ya, Lücescu da Ukrayna'yı iyi tanıyordu. Yani ee, şu anda umutlanmak istiyoruz. Umutlanmak için bir kere... Her şeyden önce şu maçın ezberinin bozulması lazım. Yani oyuncu değişikliği, taktik anlayış değişikliği Hocam lazım. Hocam bir gol atmamız lazım. Bir gol e, attıktan herhalde. sonra baskı yapmamız lazım. Fizik olarak çok iyi değiliz ama gol atarsak Eskişehir seyircisinin etkisiyle üstüne gidebiliriz. Futbolda hiçbir şey sürpriz değil. İnşallah. Değiştirebiliriz. Ama bu mantıklar Türkiye'de futbolu bir yere götüremeyiz. Türkiye'de bu maçı değiştirebiliriz ama Türkiye'de bu mantıkla futbolu bir yere götüremeyiz. Bu maçı alsak da götüremeyiz, almasak da götüremeyiz. Maç için konuşmuyorum arkadaşlar. Bu mantıkla futbola devam edersek Türkiye'de hiçbir yere varamayız. Bunu da yapacak yer Futbol Federasyonu arkadaşlar. Evet ikinci yarı başlamak üzere her iki milli takımda şu anda Eskişehir'de çimlere bastı. Yeni Eskişehir stadında tribünler tıklım tıklım dolu. Hadi biz moralimizi bozduk, hadi biraz sinirlendik. Yine de ikinci yarıya umutla bakıyoruz, bakmak istiyoruz. Lütfen Eskişehir son ana kadar desteklesin. Futbol bu. 2-0'dan 3-2'ye 5 dakika içinde dönen maçlar var. Adamlar bir kaleci vuruşundan kafayla topu indirip gol attılar. 3 pasta. Kaleci dahil, kalecinin vuruşu dahil. Yani hiçbir zaman, hiçbir zaman ee, şunu unutmayalım. Biz bitti demeden bitmez diyerek tarih yazmış bir Milli takımımız var. O evet. kadar da kolay değil. vardı. Ee, tribünler sonuna vardı. kadar desteklesin. Sosyal medyadan da bizler tribünleri motive edelim. Ee, i̇yi yayınlar diliyoruz, umuyoruz. 2-0'dan maçı çevirmiş ve kazanmış olarak takım oyununda sizlerle birlikte olacağız.